Neler biliyoruz? Yanlışlarımız var mı? Ne kadar doğru biliyoruz? Bunları bir öğrenelim. Çevresinde diyabet hastası olmayan var mı? Olmayan? Siz şanslı grupmuşsunuz. Maalesef diyabet hastalığı obeziteyle beraber almış, ilerliyorlar. Birkaç tane soru sormak istiyorum. Öncelikle kaç çeşit diyabet vardır acaba? Bir kişi cevaplasın bize. Cevaplamak isteyen var mı? Bunları öncesinden önce soracağım, sonrasından sonra soracağım. Tamam mı? Neler anlamışız bir bakalım. Peki, sizce diyabete sadece 30 yaş üstü insanlar mı yakalanırlar? Küçüklük yaşlı olur mu? Tamam, çok güzel. Şimdi bu sunumda neler öğreneceğiz? Bir bakalım. Diyabetin tanımını yapacağız, tiplerinden bahsedeceğiz, sıklığından bahsedeceğiz. Tip 1 diyabetin belirtilerinden bahsedeceğiz, nedenlerinden, tedavisine değineceğiz. Bir hormon var. İnsülinin eksikliği ya da yani hiç olmaması gibi durumlarda diyabet hastalığı ortaya çıkıyor maalesef. Diyabet hastalığı karbonhidrat protein ve yağ metabolizma bozukluğuyla beraber ilerliyor. Kimler diyabet hastasıdır? Tanı nasıl konulur? Biraz ona bakalım. Şimdi, eğer ki toplu kan şekeri 200 mg bölü desilitrenin üstündeyse anlık ölçümde, mesela ben şu anda yemek yedim, 2 saat sonra ölçüm yapalım, kan şekerim 200'ün üzerinde çıkarsa maalesef ben şeker hastalığı tanısı alabilirim. Bu bir. İkincisi, OGTT, oral glukoz tolerans testinde, yani şeker yüklemesinde, 75 gramlık şeker yüklemesinde, ikinci saatten sonra şekerimi ölçtüler, yine 200 mg bölü desilitrenin üstüne çıkarsa maalesef şeker hastalığı tanısı gelir. Bu ikinci yöntemdi. Bunlar topluk için geçerliydi. Üçüncüsü, eğer ki 8 saat açlıktan sonra ölçülen kan şekeri 126 mg bölü desilitrenin üzerindeyse maalesef yine o kişi şeker hastalığına yakalanmış, diyabete yakalanmış diyebiliriz. Peki, normal değerler nelerdir? Bilen var mı? Kan şekerinin normal değerleri nelerdir? Açlıkta ve toplukta. Topluk kan şekeri ne zaman açılırsa ölçülsün, 140 mg'ın üzerine çıkmaması gerekiyor. 140 mg ile 200 mg arasındaysa eğer bozulmuş topluk şekeri var demektir. Yani ne şeker hastası diyoruz ne de sağlıklı diyebiliyoruz o insana. Yani şeker hastalığına yakalanmaya ramak kalmış diyebiliriz. Önlem almazsa bu gidişle şeker hastalığına yakalanabilir diyebiliriz. Açlık kan şekeri de yine aynı şekilde %100-%125 üzerine çıkarsa şeker hastası diyoruz. Yüzün altındaysa sağlıklı diyoruz. %125 arasındaysa bozulmuş açlık şekeri var deniliyor. Bunun için yine risk grubunda dikkat etmesi gerekiyor diyoruz. Yani sizin yaşınız daha çok tip 1 diyabete uygun ya da daha küçük yaşlarda ilkokul çağı falan tip 1 diyabete uygun. Tip 2 diyabet de maalesef çıkabiliyor bu dönemde. Tip 1 diyabet %90 oranında çocuklarda görülüyor. Tip 2 diyabet ise sadece %5-10 oranında görülebiliyor. Arkadaşlar, dünya genelinde ilk defa 14 yaş altında 542 bin tane çocuk diyabete yakalanmış tip 1 diyabet. Türkiye'de yaklaşık 34 bin tip 1 diyabetli olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu küçüklükten tanıyı almış, büyümüş insanlar da olabilir, yetişkin insanlar da olabilir bu sayının içerisinde. Ülkemizde 25 bin civarında 19 yaş altında diyabetli birey var maalesef. Yani 19 yaş altında biz çocuk dediğimiz için diyabetli çocuk veya ergen var maalesef. Bunun için dikkatli olalım, bizim başımıza gelmez diye bir şey yok. Ailenizde şeker hastalığı varsa genetiğin etkisiyle ileride şeker hastalığına yakalanabiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, şimdi anlattıklarından yakalamışsınızdır mutlaka. Tip 1 denilen bir diyabet var, tip 2 denilen bir diyabet çeşidimiz daha var. Tip 1'e bakalım şimdi. Tip 1'de mutlak bir şekilde insülin eksikliği var. Yani insülini vücut salgılayamıyor. Salgılanan insülin yeterli değil. Bunun için dışarıdan insülin takviyesi gerekiyor. İnsülin salgılanamadığı için eksikliği sonucunda kandaki şeker yükseliyor. Şimdi vücudumuzun enerji için şeker ihtiyacı var. Biyolojide gördünüz mü bunu? ATP'ler falan, enerji. Enerji. Tamam. O zaman beni daha iyi anlayabilirsiniz. Eşit ağırlıkta biyoloji. Siz 10. sınıf değil misiniz? Böyle eşitsiniz mi? Tamam. Enerjinin büyük bir bölümü yediğimiz karbonhidratlardan geliyor. Bu da yani glikoz. Ama bu glikozun hücre içine girmesi gerekiyor.
Kanlı şekerin enerjiye dönüşmesi için hücre içine girmesi gerekiyor. Şekerin hücre içine girmesi için de pankreastan salgılanan insülin hormonuna ihtiyacımız var. İnsülin nedir? Bilen var mı? Evet. İnsülin pankreas beta hücrelerinden salgılanan şeker kandaki şekeri dengeler. Mesela ben çok yemek yersem, sağlıklı bir bireysem insülinim çok salgılanır, kandaki şekerim dengede kalır. Ben aç kalırsam, oruç tutun diyelim, aç kaldım, o zaman insülin, vücudum insülini az salgılar, dolayısıyla şekerim yine dengede kalır. O insülinin az salgılanmamasını vücudum ayarlıyor. Ama benim sağlığım bozulursa, diyabete yakalanırsam, vücut bunu ayarlayamıyor işte. Patlıyor, burada veriyor. Şimdi şöyle bahsedelim. Kan şekerleri maalesef kan damarlarında geziniyor. Buraya da enerji girmediği için, şeker girmediği için hücre yağ sistemi yapmaya başladı. Tamam mı? Yani insülin anahtar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada kan şekerleri bulunduğu için, hücre içine giremediği için kan şekerimiz yükseldi arkadaşlar. Fark ettiniz mi orada? Mesela mutlaka bizim bir belirtilerimiz vardır ki ona göre doktora gidelim. Nelerdir? Söylemek isteyen? Söyleyebilirsin buyur. Başımız döner. Sık görünen belirtilerden değil çok fazla. Buyurun. Çok su içme. Aferin, çok su içme. Başka? Evet. Evet. Beraberlik. Buyur. Sen söylesen. Evet. Söyleyebilirsin. Efendim? Tamamlayamadım mı? Ha, evet doğru. Bakalım nelermiş arkadaşlar. Ben soru sorunca sadece cevap veren konuşabilir. Yani diğerlerinin konuşmasına çok gerek yok ama. Şimdi sürekli susama hissi, ağız kuruluğu. Her zamankinden çok su içme. Sırt ve boy miktarı yıkara çıkma. Çok yemek yemeye rağmen kilo kaybı. Bu tip 1 diyabette görüldü arkadaşlar. Tip 2 diyabette kilo kaybı yok. Hatta şişman bireylerde çıkıyor maalesef tip 2 diyabet. Karın ağrısı, bulantı, kusma, ağızda çürümüş elma kokusu. Bu tarz şikayetlerle doktora başvurulabilir. Şimdi burada öğretmenlerimize bir mesaj var. Eğer ki bu belirtileri görürseniz öğrencilerinizde, hani bu çocuktur, diyabet çıkmaz falan filan demeyelim. Bir doktora yönlendirebiliriz, kendisiyle konuşabiliriz.